Çağban Bey şunu merak ediyorum. Sonrasında da bir tartışma tuhaf bir yere evrildi. Dediler ki Burcu Köksal Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir milletvekili ve onun önerisiyle grup başkan vekili seçilmiş birisi. Kemal Bey bu işin arkasında olabilir mi diye çok önemli bir gazeteci dostumuz, daha doğrusu bir televizyoncu Fatih Portakal ana haber bülteninde böyle bir şey söyledi. Onun üzerine de Kemal Bey'e de çok sert laflarla yüklendi. Onun üzerine Kemal Bey'den de artık yani bir gazeteciye söylenir mi söylenmez mi artık o tartışmaları da bir kenara bırakıyorum ama bence biraz da sertti, bayağı sertti ama Kemal Bey'in ifadesi. Hak edince de söylenir yani. Ondan sonra yok, neyse artık ben girmeyeyim o çünkü... şeye ve cevap verdi. Evet. Şimdi siz o noktadan baktığınızda böyle bir şey görüyor musunuz? Kemal Bey mi Burcu Köksal'ı söyletti? Şimdi böyle burada şey? Kemal Bey'in tek suçu bence Burcu Köksal gibi C kategorisindeki bir siyasetçiyi 3. dönemdir 4. dönem hatta 4. dönemdir milletvekili yapması. C kategorisi derken? C kategorisindeki bir siyasi. Yani ne, C, kategori A, B, derken? C. Yani 3. sınıf mı? Diyelim. 3. sınıf. C kategorisindeki bir siyasetçi 4. defa milletvekili yapması. Kurultay sonrasında seçimi kaybettikten sonra da 14 Mayıs seçimini 28 Mayıs'ı sanki adam yokmuşçasına CHP grubunda tutup yine aynı kişiyi grup başkan vekili gibi bir sıfatla donatması. Kemal Bey'in hatası burada. Başta Burcu Köksal'ı seçmesi diyorsunuz. Yani. Evet yani şimdi. Özgür Özel hangi kalitede? Şaban Sevinç. Özgür Özel A kalitede. Evet. Şimdi Burcu Köksal'ın yaptığı açıklamanın Kemal Bey'le ilgisi olduğunu söylemek. Yani Fatih Portakal'ın iddiası akıl dışı bir şey. Yani bu Kemal Bey'i sen 13 yıl genel başkanlık yaptığın partiye ihanet ediyorsun diye suçlamak anlamına gelir. Yani CHP açısından hain durumuna düşürüyorsun Kemal Bey'i ki bu akıl almaz bir iftira Kemal Bey'e yönelik olarak. Bu kesinlikle kabul edilemez bir şey. Kemal Bey'in Fatih Portakal'a verdiği cevap da bence şeydir, makuldür, normaldir. Yani sen Kemal Kılıçdaroğlu düzeyindeki bir siyasetçiyi partisine ihanet etmekle suçlarsan, hani Burcu Köksal'a bu açıklamayı yaptırarak seçim kaybettirmek istiyor falan diye böyle bir iftira atarsan, Kemal Bey gibi bir siyasetçinin de bu iftirayı atan kişi alçaktır diye hani cevap vermesi bence gayet makul. Yani televizyonlar insanların duygularını, iftiralarını, efendim kendi subjektif düşüncelerini, kinlerini ifade edecekleri yer değil ki. Hele ki gazeteciysen bir iddiayı dile getirirken, hele böyle ağır bir iddiayı bir kişiyi, yani bir genel başkanlık yapmış bir kişiyi hain durumuna düşürecek nitelikte bir iddiayı dile getirirken onu kılı kırk yarman gerekir. Yani bir kişiye hain diyebilir mi bir gazeteci? Yani dememesi lazım ama eğer gerçekten hainlik yaptığından eminse, belgelemişse vicdanen, aklen, işte belgeleriyle falan, o zaman hadi diyebilirsin, dememesi gerekir yine de. Ama orada yani Kemal Bey'i, Kemal Bey'in yaptığı doğruydu yani o şeyi, cevabı. Bir ama, de Burcu Köksal şunu da söyledi, özür dilerim araya girdim. Ben dedim ki Burcu Köksal'a, siz dedim Kemal Bey'e yakın bir isimsiniz. Dolayısıyla bu tür tartışmalar da başlayacaktır. Tweet'te yazanlar da var. Şunu dedi, çok açık bir şekilde söyleyeyim. Ben dedi 40 gündür Kemal Bey ile doğrudan dolaylı hiçbir şekilde görüşmedim dedi. Doğrudan ve dolaylı. Evet evet. Ya şimdi arkadaşlar hepimiz biliyoruz yani, Barış da biliyor. Hepimiz de biliyoruz yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Bey'in kurma ekibini, kadrosunu görevdeyken de şu anda da Kemal Bey'in kurmay ekibinde eğer varsa hala, ki olabilir, Burcu Köksal yok. Seçimden önce de Burcu Köksal Kemal Bey'in kurma ekibinde yoktu yani. Tabii. Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi'nin 130 milletvekili içinde ki bir kişiydi. Ya sıradan, sade bir kişiydi. Hani onun söylediklerini vay Kemal Bey'in mesajı gibi anlamak bir gazeteci için yani CHP'yi de Kemal Bey'i de Kemal Bey'in kadrolarını da tanımamak. Peki demek. Şaban Bey, ben şöyle bir şey sorayım size. Bir de Burcu Köksal'ın yaptığı, yani hani Kemal Bey'den bağımsız, zaten ben kesinlikle inanıyorum Kemal Bey'den bağımsız bir açıklama yaptığını. Ya tam bir taşra
taşla siyaseti, taşla politikasını. Yani bunu yapar kendi küçük çıkarı, Afyon'daki küçük çıkarı için, Afyon'daki küçücük çıkarı için partisini adeta partisinin kurduğu, özenle kurduğu o siyaseti adeta ateşe atıyor. Yani ben şeyde Afyon'da efendim söyleyeyim bunu, bir karşılığı da yok. Afyon'da çünkü DEM yok. Yani DEM parti yok Afyon'da. Adayı yok değil mi? Adayı var galiba. Ya, yani var, parti örgütü şey yok, oy oranı yok, bir şey yok. Yani Afyon'da DEM bir yani. Belirleyici bir etken değil yani Afyon siyasetinde. Buna rağmen çıkıp böyle işte ben hani tam hani bir Zübük filmi var ya. Gerçekten hani benim aklıma o geldi yani Burcu Hanım'ın açıklamasını izleyince. Ya kendi böyle küçük çıkarı için ya her şeyi ateşe atıyor. DEM seçmenini ötekileştiriyor, DEM seçmenini düşmanlaştırıyor. AK Parti ve MHP'nin o ötekileştiren, ayrıştıran, bölen, kamplaştıran diline destek veriyor. Bak işin asıl vahim yanı o. AK Parti ve MHP ne yapıyor Cumhur İttifakı? DEM'e oy verirsen işte bölücüsün, teröristsin gibi bir algı oturtuyor değil mi? Şimdi sen Cumhuriyet Halk Partili bir siyasetçi olarak AK Parti'nin bu DEM seçmenini terörize eden, ayrıştıran, bölen, ötekileştiren siyasetine nasıl destek verirsin? Yani senin partin o mu? Ya akıl almaz bir şeydi. Vallahi ben şunu söyleyeyim. Ya ben Özgür Özel'in bir cümlede İmamoğlu'nun çıkışını. Ben Özgür Özel'in yerinde olsam Burcu Köksal'ı anında disipline ama Şaban Sevinç yani. Akın Birdan'da ne dedi biliyor musun? Özgür ama HDP ile aynı dili konuşuyorsun. İzmir'de Akın Birdan ne dedi biliyor musun? Dedi ki bu kadını dedi ertesi gün ihraç etmemiz gerekir dedi. Olabilir. Olabilir. Yani olabilir. Niye yani Afyon partinin... Cumhuriyet'in önemli şehirlerinden birisi Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanlık meydan muharebesinin yapıldığı İstiklal'in, İstikbal'in, i̇şte, Cumhuriyet'in şimdi, şehri. Bak Sinan'ın söyledikleri şu andaki nitelemeleri işte Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı işte ve böyle bir falan, akım bir dalla aynı Sinan, noktaya düştü Şaban sanki Bey. Şey peki konu ne? DEM seçmeni. DEM seçmeni terörist mi karşım? Kurtuluş Savaşı. Diyor ki Kurtuluş ben DEM seçmeni demedim ki diye Şaban Bey. Sevgili Sinan Kurtuluş Savaşı'nda ben diyorum DEM Kurtuluş Savaşı'nda kastetmedim diyor. Kürt vatandaşlarımız da var Mustafa tamam, Kemal'in ordusunda. Ben de şunu söylüyorum. Yani bütün Türkiye'nin bütün tamam, unsurları. Hiç itiraz Alevisi, etmiyorum. Alevisi, Sünnisi, zaten Türk'ü, Kürt'ü. Şaban Bey ben diyorum ki dediğinizi katılıyorum. Kurtuluş Savaşı bütün milletin 85 milyon tamam. O tarihte 20 milyon neyse hepsinin topyekün katıldığı bir mücadele. Fakat evet. Buradaki problem şu. Diyor ki Akın Birdal ya, bu kadını Birdal diyor İzmir HDP belediye başkanı adayı kapının önüne koymaları lazım diyor. Akın peki, Birdal, bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir üstlük doğru mu? Siyasi tutumu Akın, A şahsı da B şahsı da birbirine karşı olarak aynı görüşü söyleyebilir. Yani Akın Birdal'ın ne dediği önemli değil. Akın Birdal onu diyor diye demiyorum yani, ben. Ben olsam. Hani iki sen, kişi aynı şeyi söyleyebilir yani. Ben olsam. Yani kullanılan üstlük doğru değil. Senin bu yaptığın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kucaklayıcı, bütünleştirici siyasetine aykırı bir açıklama, partinin politikasına aykırı bir açıklama, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde açıklanmış olan yerel yönetim ilkeler şeyine, listesine, bildirisine de aykırı bir açıklama. Kemal Bey'in belki de 13 yıllık bütün liderlik hayatı boyunca ters bir ifade aslında. Evet yani Kemal Bey'in siyasetine, özüne, evet. Kimliğine aykırı bir açıklama ya. Yani evet. Peki bir cümlede şey alalım, İmamoğlu'nun açıklaması dediniz. Şimdi keşke İmamoğlu'nun yaptığı açıklamayı Uşak'ta Özgür Bey yapsaydı. Uşak'ta Özgür Bey hani dedi ya konuştum dili sürçmüş falan filan. Özgür Bey sanıyorum orada işte hani tabii genel başkan olarak yani toparlamaya hasarsız bir şekilde toparlamaya çalıştı. Ama onun üzerine bakın Burcu Köksal'a ben hani taşra siyasetçisi, kasaba politikası derken kastettiğim o. Ya genel başkanın nazik bir şekilde senin söylediğin lafı almış göğsüne yumuşatmış ya dili sürçtü diyor değil mi? O barışçı arkadaşa demeç veriyor dilim sürçmedi sözümün arkasındayım. Şimdi ya olacak iş mi bu? Yani bu ama bile, Şaban Bey bu diyor bile, ki disiplin, kent uzlaşısına DEM Parti ile yapılan kent uzlaşısına ideolojik orada, olarak karşıysa bunun suçu mu Burcu Hanım'ın? DEM olayı değil ki Sinan. Biraz ona da tepki var gibi geliyor seçmeni, bana. Bak bu ülkede Kürtleri kardeşim Kürtleri ötekileştirmeyin. Yani AK Parti kimse ötekileştirmiyor. AK Parti bunu yapmıyor. Oy aldığı parti AK Parti hangi bunu yapmıyor? Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi
bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla yani... Bolu'da da işte, Tanju Özcan ayrı kaldırımda bile yürümem dedi. Şimdi Şaban Bey CHP'nin temel sorunu... Özgür Bey o açıklamayı yapsaydı ve Ekrem Bey'e keşke o şey kalmasaydı hani... O iş kalmasaydı. Şimdi bakın bu işten sadece zarar gören Ekrem Bey değil ki. Tüm CHP zarar görüyor bunu. Balıkesir'de Ahmet Akın da zarar görüyor. Bu Burcu Köksal'ın bu Antalya'da belki Muhittin Böcek de. Bursa'da Mustafa Bozbey Büyükşehir adayı o da zarar görüyor. Lütfü Savaş da zarar görüyor. Muhittin Böcek de zarar görüyor. Adana Zeydan Bey de zarar görüyor. Vahap Seçer de zarar görüyor. Ataşehir'de Onursal adı güzel. Onursal adı güzel. Kartal'da zarar görüyor. Kartal, Esenyurt. Yani Türkiye'deki bütün CHP adayları zarar görüyor. Çünkü onların böyle ayrıştırıcı bir yaklaşımı yok. Ama Burcu Köksal bunu yüksek perdeden söyleyince böyle ama bir şey oluştu. Peki. Özgür Bey onu dile getirmeyince işte Barış'ın da dediği gibi bence Ekrem İmamoğlu çok çok iyi yaptı yani Bakırköy'de. Ben öyle demedim. İyi yaptı demedim de. Yok. Yaptığı öyle çıkış. Hani şimdi şey çıkış. Diyorlar. Efendim Ekrem Bey niye böyle yaptı işte falan o grup başkan vekili. Karşım grup başkan vekili de grup başkan vekili orada o yani Ekrem İmamoğlu milletvekili Burcu Köksal'da grup başkan vekili hiyerarşisinde konuşulmuyor ki bunlar. Burcu Köksal Afyon adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ekrem İmamoğlu da İstanbul adayı ve İstanbul adayı olarak Afyon adayına hitaben yani böyle konuşamazsın. Diyor ki bence siyasette böyle şeyler olur. Peki. Ve doğru da yaptı Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu o çıkışıyla bütün Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını demin saydığım ve saymadıklarımızı şey yaptı yani ve CHP'nin siyasetini bence doğru yere oturttu. Yani zaten olduğu yere ama oturttu. Ama işte o da beraberinde bazı tartışmaları da getirmedim. Onu soracağım. Ne? Ya çünkü hani İmamo Özgür Özel olayı sönümlemeye çalışırken ama, İmamoğlu'nun orada tırnak içinde söylüyorum hani racon ki. Kesmesi. Sönmedi ki. İşte sönseydi. İşte onu diyorum. Yani şimdi bu İmamoğlu'yla Özgür Özel'in hep süre gelen ya çift başlı bir yönetim var. Asıl Ekrem İmamoğlu'dur yöneten falan gibi iddiaları güçlendirmedi mi? Yok, güçlendirmedi. Canım öyle orada yok güçlendirmedi. Orada bak şeyi Burcu Köksal işte Barışçı arkadaşa ben de izledim programı yani Barış çıktı buradan. Ya biz sesini duyuyorduk. Ha, çıktı buradan işte konuştu geldi. Sinan yani Bey Burcu buradaydı. Köksal şey sözümün arkasındayım diyor. Özgür Özel'i yalanlıyor. Yani yalanlıyor ifadesi kullanmadı Barış da. Yani, evet. Ama öyle deyince ben hani yalanlıyor diye izlerken zaten dilim genel olarak sürçmedi yalanlamış. Ben verdiğim sözü şimdi tuttum. Böyle bir şey olabilir mi yani? Ekrem İmamoğlu ne yapacaktı yani İstanbul'da zaten Ekrem İmamoğlu 7 düvelle savaşıyor ya adam. Yani 7 düvelle savaşıyor. Bütün AKP'sinden MHP'sine, İYİ Partisi'ne, işte Memleket Partisi'ne, Zafer Partisi'ne, CHP'deki kurultay küskünlerinden bazılarına hala küskünlüğünü sürdüren 3-5 kişi var. Efendim yetmezmiş gibi bir de şey Afyon'dan bir de kendi partilisi Burcu Köksal bir dinamitte o atıyor. Yani ne yapsın? Yani sen olsan ne yapardın mesela? Evet, peki.